ve partililerimiz. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili partimizin basın açıklaması tüm illerde yapılmaktadır. Biz de Erzurum'un bütün örgütlük olarak açıklamamızda Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinde millete söz verdiği gibi EYT'li yurttaşlarımızın sorunlarını çözmesini, bir an evvel çözmesini istiyoruz. 2000 yılında yapılan bir değişiklik ile emekli olmak ülkemizde zorlaştırılmıştır. Hatta öyle bir duruma gelmiştir ki 50 yaşındaki insanlar prim gününü bitirdiği halde yaş sürecini doldurmadığı için ne iş bulabilmektedirler ne emekli maaşı alabilmektedirler. Bundan dolayı ülkemizde birçok mağduriyet yaşanmaktadır. Partimiz bununla ilgili birçok açıklamalar yapmıştır. Biz iktidara gelirsek EYT sorununu çözeceğiz ve emekliyi hak eden yurttaşlarımızın maaşlarını bağlayacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi uzun süre EYT'yi ülkeye ihanet olarak görse de son zamanlarda oy kaybettiği için yeniden EYT'lilere el uzatmaya başlamıştır. Ancak bu el uzatma biçimi oyalama biçimindedir. EYT'yi çıkaracağız demelerine rağmen ortada herhangi bir yasa veya çalışma yoktur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm Türkiye'den haykırıyoruz. Tüm örgütlerimizde haykırıyoruz. Ey Adalet ve Kalkınma Partisi! EYT'lilerin sorunlarını ivedilikle çözmelisin. Çünkü bu insanlar iş bulamamakta, emekli maaşı alamamaktadır. Zaten son 2 yılda ekonomik sorunlar ülkemizde tüm kesimleri, iş adamından işçisine, işsizinden öğrencisine perişan etmektedir. Bugün elektrik faturaları ödenmez haldedir. Bir de bunun üstüne prim günü dolduğu halde emeklilik bekleyen insanlar vardır. Yasayı yaptığınızda adil yapmalısınız. Hiç kimseyi mağdur etmeden bir yasal uygulama yapmak zorundasınız. Ama emeklilik yasası, 2000'de yapılan emeklilik yasası mağdur oluşturmaya başlamıştır. Bu nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne sesleniyoruz burada. Cumhuriyet Halk Partisi hazırdır. Her türlü desteği vermeye hazırdır. Lütfen EYT'lilerin sorunlarını çözecek yasayı birlikte meclisten çıkaralım. EYT'lilerin bu sorununu çözelim, hak ettikleri maaşlarını alsınlar. İnsanların geleceğiyle, insanların ekonomik hayatıyla, sosyal hayatıyla bu kadar oynamamamız gerekiyor. Hele ki günümüz şartlarında bakın bu kışın doğal gaz, elektrik fiyatları neredeyse bir asgari ücretli maaşı haline gelmiştir evlerde. Asgari ücreti siz artırsanız da, maaş iyileştirmeleri yapsanız da her gün o kadar zam gelmektedir ki hayatımızda insanların geçim derdini artık bizim anlatmamıza gerek yok, partilerin anlatmasına gerek yok. Herkes evindeki faturalardan biliyor. Bu nedenle son kez söylüyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi EYT'li yurttaşlarımızın sorunlarına bir an önce eğilmelidir. Sadece EYT'yi çıkartmakla yetmemektedir. Özellikle maaşların bağlanma biçimini, maaşları ABU diyoruz, ABU yani asgari aylık bağlanma oranı. Aylık bağlanma oranını, asgari aylık bağlanma oranını da değiştirmemiz lazım. Mesela öyle bir acayip düzenleme ki arkadaşlar, geçenlerde basında belki siz de okumuşsunuzdur. Çok çalışan, yani 30 yıl prim ödeyen insan 20 yıl prim ödeyen insandan daha az emekli maaşı alıyor. Nasıl bir hesaplama sistemi getirmişlerse. Bütün bunların çözülmesi gerekiyor. Yani siz hem de yüksekten maaşı ödüyorsunuz, yüksekten prim ödüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki hiç çalışmamış insanla, hiç çalışmamış insana bağlanan efendim yaşlılık maaşıyla çalışmış insanın, prim ödemiş insanın maaşı arasında 500 lira, 600 lira veya 1000 lira fark var. 1200 lira efendime söyleyeyim yaşlı maaşı. Hiç çalışmayanın yaşlı maaşı 1200 lira civarı. Emeklilerin de çoğusu 2000 lira maaş alıyor. O zaman adam diyor ki niye çalışıyorum ben 25 yıl, 30 yıl? Niye prim ödeyeyim? Aslında aynı zamanda bu neye neden olur? Kaçak çalışmaya neden olur. Kayıt dışı istihdama neden olur. Niye? Adam patronuyla anlaşır, der ki kardeşim ben primimi bana ver, SSK'ya yatırana kadar primimi bana ver, ben hiç de emekli olmayayım. Nasıl olsa zaten 65 yaşında devlet bir yolunu bulana 1200 lira veriyor. Bunun gibi sorunlar çıkıyor. Onun için meclisimizin, başta iktidar partisi olmak üzere partilerimizin bir araya gelerek hem makul hem devlete çok yük olmadan hem de halkımızın sorunlarını çözen EYT sorununu çözmesi gerekmektedir. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.